Şunun için maşayihlarımız aytadı ki, zakatını alıp hakdarını aldığı bargan boy hakdarga yalınsın dedi. Burada şuna da ben biraz vazifadar bakıyorum Hudan'ı aldı da. Yakşayam siz barakansız şu ibadetimi ada etememeye yardım verin. Ben zakatımı apıyorum, apıyın deyiş gerek. Yalınış gerek, Hudan hayrizi versin deyiş gerek. Ben sana kerem korset yapmam, eğer ben vermemde aşkalar edeyim deken mana bu yerde mutlaka gitmeydi. Yok yok, hiç mi buydu? Bakırlık derdinden kutuluyetkenini niyet kılış gerek. Ondan ki Allah vergen mal nimetinin şükranesini kılıyetkenliğini niyet kılış gerek. Allah Teala siz bilen biz aciz bendelerine beredilen nimeti cismani boladı, maliyavi boladı. Cismimizin yaratışı, sağlığını verişi, azalarımızın tolatöküs kıpoyuşu, bana şimdi bir halatı yürüyüşü, tepte büyük nimet. Eğer şu nimetten biri artarsa, misal için maşı bitti tırnak köçüp çıksa, bro bir almaydı bunu bizge. Hiç kim bir almaydı. Bunaka, yani sağ salamat, cisimdaki ülken nimet yok. Demek şu sağlık, salamatlık, akılını, varlığı, gözünü körüp durganı, hemmesinin şükranesi gel. Biz bedeni ibadet kılamız, namaz okuyumuz, hac kılamız, roze tutamız, bedenimiz bile hareket kılamız. Şimdi Allah Teala maliyavi nimetlerini hem verir. Pul, mal, kara mal, tüyadır, attır, başkadır, baylık, baylık. Ana baylıkın şükranesi, ondan çıkarıp kembağallarına bir kısmını zekat kılıp veriş bilen bulan. Bana şu hakikatini, mali nisabkı yetken, zekat veriyorken kişiler bilişleri gerek. Zekat vericiler, ben Huda için veriyorum ben deydi. Huda'nın buyruğunu beceriyip beni, ibadet kılıyip ben, Allah'a muhabbetim var dedi. Ana o şu muhabbetini tasdiklesinler, zekatını minnet kılmayı versinler. Birinci ayette okudu ki, huz min amvalihim sadakaten, zekaten demedi, sadaka diyordu. Zekatını, asli namı sadaka huzu. Sadaka sözü, Arap dilindeki sıdık, tasdik sözden alınken, tasdiklavcı diyene. Kaç kırık zekat tasdiklavcı buladı? Dese ulamalar dedi ki, imanı var adam, Allah'ın etkenini kılaman degen davası buladı. Zekat verse, ana şu amel imanını tasdiklagan buladı. Ana zekatını imanga bağlılığı kandilik. Şunun dek, zekat veruvchi adam, en muhim şartlardan biri, bergen zekatını minnet kılmasdik gerek. La tubtilu sadakatikum bil menni vel adâ dedi Allah Teala. Zekatlarınızı, sadakalarınızı minnet kılış bilen, azâ veriş bilen başkalarına batıl koymayın, yokka çıkarıp koymayın özellikle. Şunun dek, zekat belgücü insan, ilacını bağırıca zekat alıcını hürmet kılıp, onge azar vermezden adab bilen zekatını veriş gerek. Bergen narsasını arzımagan sanaş gerek. Arzımagan narsasını veriyip mendim, şunu sanaş gerek, bu ya onun adablarından hesaplanadı. İlacı olsa riyadan kaçış için buralarda görsetmeyi veriş gerek. Sadakanın mahfî kılıçını daim Kur'an hem hadisten takitlap geledi. Adamlarla hammasıyla ilan kılıp, palancıyla zekatını bir abarı verdim, yüde oturken, hiç nesası yokken deyiciler, bu mutlaka doğru kimiydi. O çünkü zekatı hatara kalacak, bana zekatımı da verdi mi? Bu oldu. Başka hiç kim bilmesin. Bilse, bu yaka çıkıp yapırsa, zekat alanı azar yedizgen buladı. Bir adabını kıyam var.
Ana endi zakat oluvchining odobi zakotni olganda zakot beruvchining haqqiga duo qilsin. Duo qilsin. Va uni ham zakot qalbini poklaydi. Qanaqa poklaydi? Qanaqa birovning pulini olyapti, qanaqa qilib yana qalbi poklanadi? Poklanadi. Pulini oldimi? Duo qildimi? Avval bu boy bizga bermay o'ziga yuribdi degan hiq hasad bo'lsa, zakotni olgandan keyin ketadi. Xudoya deydi, buni bu onini ko'paytirgan, yana menga manga ko'proq bersin deydi. Ko'cha-ko'yda boshqalari ig'vo va bo'xton qilib, ana u boy yer yotibdi, undoq qildi, bundoq qildi desa, bu uni yonini oladi. Unda men zakotini beradim deydi. Ana zakotni oluvchida ham zakot ruhiy poklanishni joriy qilyapti. Qalbini hiqdan, hasaddan azoda qilyapti, poklayapti, yaxshilikka yo'llayapti. Zakot oluvchi demak tashakkur aytish kerak, chunki bandaga shukr qilmagan Allohga shukr qilmaydi. Bu yo'li bor. Undan keyin aytiladiki, zakot oluvchi ehtiyot bo'lsin. Olayotgan narsasiga qarasin. Halol pokdan kelyaptimi yoki boshqa tarafdanmi? Undan keyin aytadiki, zakot oluvchining odobi mo'tadil bo'lsin. Juda kambag'al bo'lib yerga qopishib qolgan bo'lsa ham, bir nisob miqdoridan ortig'ini endi men bir boy bo'lib qolaman, bu yog'ini boshqaga bering desin. Qarzi bo'lsa, qarzi borligi uchun berayotgan bo'lsa, qarzidan ortib olmasin. Qarzim shu edi, mana menga qarzimga miqdorini berdingiz, endi boshqaga bering desin. Bu ham mana shu zakot oluvchining odoblariga kiradi. Bu farz ibodat, moliyaviy ibodat qilmagan odam gunohkor bo'ladi. Lekin doim zakotni farzi, uni ado qilishi, qaysi moldan qancha chiqishini gapirib bo'lgandan keyin oxirga kelib, zakotdan boshqa ham moliyaviy ibodat bormi degan savol qo'yiladi. Va hamma bir ovozdan ha, bor. Ixtiyoriy sadaqa, xayr ehsonlar bor. Imkoni bor mu'min musulmonlar buni qilib turish kerak deb endi shu nima beva bechora kam ta'minlangan kishilar muhtojlarga doimiy ravishda sadaqa berib turish zakotdan tashqari targ'ibotlari bo'ladi. Alloh taolo Qur'onda buni 700 barobar savobini ko'paytirib berishni aytib qo'ygan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة Allah'ın razılığı için Allah'ın yolunda mallarını infak kılıp sarflayarken kişilerinin misali şu ki bitti dam bitti dam var idi ekildi 7 sümbülelik buğday olup çıktı. Her bir boshoqda 100 tadan don var. Yani bitta doni 700 taga ko'paydi. Ana kambag'al, muhtoj, beva, bechora, faqir kishiga bir dona bug'doyni bersa 700 donaga Alloh taolo uni ko'paytirib berar ekan beruvchiga. Ana shu. Demak, xo zakot bo'lsin. Xo ixtiyoriy sadaqa bo'lsin. Bir necha da'vogar turibdi. Haqdor. Lekin shulardan bittasiga berish kerak. Nima qiladi? Desa ulamolar aytadiki, ana shunday turgan bo'lsa, eng taqvodorini tanlab beradi. Ya'ni birinchi raqamli haqdor taqvodor bo'ladi. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun deganlar. Sani taomingni taqvodor yesin. Xayri ihsonini taqvodorga qilgin, chunki savobi ko'p bo'ladi. Ikkinchisi ilmli kishi degan. Chunki ilmli kishiga berilgan yordam ilmga berilgan yordam bo'ladi va ilmdan butun xalq manfaatlar bo'ladi.